Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî ferada aleyna siyâme şehri Ramazan ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammed ellezî senne lena kıyâme şehri Ramazan. Ramazan ayı rozasını tutmakını bizlerge farz kılgen Allah Teala'ga hamdü senalar bulsun. Ramazan ayı keçelerinin bir dar otkazmakını bizlerge sünnet kılgen Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa'ya salavat ve selamlar bulsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehlen ve in şi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Büyük Ramazan ayının en uluğ keçesi, Leylatul Kadr keçesi de siz bilen bizge marifi sohbet kuruş imkanını bergen Allah Teala'ya hamdü senalar bulsun. Bizlerine bu marifi sohbetimizle hemimiz için manfaatli buluşunu nasip etsin. Hemimizde malum ki Allah Subhanahu ve Teala siz bilen biz aciz bendelerge bir kança ibadetlerini farz vacip kılgen. Namaz bulsun, roza bulsun, zekat bulsun, hac bo'lsin yoki boshqa ibodatlar bo'lsin. Farz degani bajarilishi shart narsa, majburiy narsa. Buni inkor qilgan kofir bo'ladi. Qilmagan katta osiy bo'ladi. Bu majburiy ishdir degan ma'noni bildiradi. Vojib ham bizim mazhabimizda ana o'sha farzdan bir oz pastroq, lekin albatta bajarilishi lozim amal hisoblanadi. Başka mazhablarımızda hammasını vacib doğuradı, o şu bizdeki farz çünçesini beredi. Hoş, Allah Subhanahu ve Teala özü yaratken bendelerine, özü mecburi ibadetlerini cari kılıp, bularını hesap kitap kılıp, kıgenge sevap verip, kımegenge azap verişini, cari kılışını hikmeti nime? Nime üçün şu nesini kıldı? Savol shu. Bu savolga ulamolarimiz barcha narsalarni o'rganib, hujjat dalillarini saralab, qisqa qilib aytadilarki, albatta Alloh subhanahu va taolo bandalariga o'z ibodatini vojib qilishdan ko'rsalagan birdan-bir maqsadi bandalarni jannatga kirishini vojib qilmoqdir. Yani ki, bandalarım elbette cennetke kirsinler, kirişleri vacip bosun deyip Allah Ta'ala siz bilen bizge, özümüzge malum ibadetlerini vacip kıgeneken, buyurgeneken, amir kıgeneken. Bundan çıkadı ki, ibadetlerini cari kılış, siz bilen bizge farz kılış, vacip kılış, hesap kitabını abarış, kıgene sevabı cennetini veriş, qimaganga gunohu dozohni berish ishlarini barchasi faqat bizi foydamiz uchun qilingan ekan. Alloh subhanahu va taoloni bu ishlardan birortasiga zarracha hojati yo'q. Zarracha hojati yo'q. Agar butun dunyo kofir bo'lib, dunyoni kufrga to'ldirib olsa, Allohning xazinasidan akiyanga bir cho'pni solib olgandek zarar yetmaydi. Ummonga bir cho'pni suqib bunday qatarib olsa, o'shini suvi hech qanday kamimagandek butun dunyo kofir bo'lib, dunyoni kufrga to'ldirib olsa, Allohning xazinasidan shuncha narsa kam qolmaydi. Yoki aksincha, butun dunyo, butun mavjudot hammasi eng zo'r odamni, taqvodor odamni qalbiga ega bo'lib, dunyoni ibodatga to'ldirib, oshirib tashasa, Allohning xazinasiga bir tomchi qo'shilganchalik bir narsa qo'shilib qolmaydi. Hammasi bandalarning o'ziga bo'ladi. Alloh bizga ro'zani farz qilgan bo'lsa,
majburlagan bo'lsa, bizi demek cennetke kirishimizni farz bo'lishini, kirishimiz naqd bo'lishini ta'minlash uchun qilgan. Alloh bizga 5 vaqt namozini farz qilgan bo'lsa, ko'zlagan birdan bir maqsadi o'sha namozni o'qib bandalar cennetke kirishi farz bo'lsin degani. Hajni farz qilsa ham shu, zakotni farz qilsa ham shu, boshqa farz ibodatlari bo'lsa ham maqsad shu. Alloh behojatdir. Allohni hech narsaga hojati yo'q. Jumladan bandalarini ibodatiga ham zarracha hojati yo'q. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Ya ayyuhannasu antumul fuqara ila Alloh wallohu huval ganiyyul hamid. Hey odamlar, sizlar faqat sizlargina Allohga muhtojsizlar. U zot bo'lsa aslida behojatdir, aslida maqtalgandir. Alloh behojat. Hojatman bu inson. Allohni hech narsaga zarracha hojati yo'q. Alloh bandalariga bir narsani bersa, maqtalayin, meni maqtasin, hojatim shunga bor degan emas. O'zi aslida maqtalgan zot u. Bandani ibodatiga ham hojati yo'q, maqtovuga ham hojati yo'q. Balki hojatman bandani o'zi. Hamma banda hojatman. Banda dunyoga kelishi bo'yicha ham Allohga hojatman. Alloh uni hojatini chiqarib dunyoga keltirmasa, odam yo'q. Yo'qdan bor qiluvchi Allohning o'zi. Alloh bandani yo'qdan bor qilib, ota-onasidan tug'dirib bor ketaver demaydi. Ana ota-onadan tug'ilgandan keyin ham har bir lahzasida, har bir hujayrasida odam Allohga muhtoj. Bir nafas olishiga muhtoj, bir nafas chiqarishiga muhtoj. Nafasini olsa-yu chiqara olmay qolsa yo'q bo'ladi. Nafasini chiqarsa-yu ola olmay qolsa yo'q bo'ladi. Hamma narsasi shu. Hojatmandlik insonning asosiy sifatidir. Behojatlik insonni yaratgan zot Allohning asosiy sifatlaridan bir sifatdir. Shuning uchun hech mu'min musulmon banda meni ibodatimda Allohning hojati bor degan narsani xayoliga keltirmaslik kerak. Meni ibodatimda o'zimni hojatim bor. Men shunga muhtojman. Agar shu ibodatni Alloh menga farz qilmaganda jannatga kira olmasdim degan e'tiqodda bo'lish kerak inson. Alloh subhanahu va taolo bandalariga rahim qilib, shafqat qilib, ularni bu dunyo saodati, oxirat saodati bilan ta'minlash uchun mana shu diniy ta'limotlarni yuborgan va ibodatlarni farz qilgan, vojib qilgan. Ana shu vojib farz ibodatlarni ado etganlarga bu dunyoni, baxtini, saodatini bergan va oxiratni, jannatini va'da qilgan, ko'z ko'rib quloq eshitmagan, odam balasini xayoliga kelmagan ne'matlarni va'da qilgan. Ba'zi bir odamlar so'roq-savol qilishga nihoyatda ishqivoz bo'lishadi. Nimani aytsang, nima uchun deyishaveradi. So'roq-savoldan, so'roqni ketidan so'roq berishaveradi. Ana shunday toifadagilar aytishi mumkin. Alloh taolo shuncha xalqni yaratibdi. Ularga avora bo'lib, ibodatni farz qilib, vojib qilib, uni qil, buni qil deb, ularni hisob kitobini qilib, qilganini hisobiga qarab birini jannatga, birini do'zaxga kiritib, hammani shunaqa bir demak mas'uliyatiga ko'mib tashlashdi o'rniga hamma bandalarini shundoq to'g'ridan to'g'ri jannatga kiritaversa bo'lmaydimi? Savol. O'zi yaratgan, o'zi yana jannatga kir desa ham kirib ketaveradi-yu. Ish bitdi. Bu savolga ulamolarimiz aytadiki, bu savol befahm odamlarning savolidir. Fahmsiz odamlarning savoli shunaqa bo'ladi. Alloh hech bir narsani behikmat qilmaydi. Alloh bandalarga ibodatlarni farz vojib qilar ekan, ularni mana shu farz vojibni evasiga jannatni berishni shart qilib qo'ymagan. Balki shu farz vojiblarga amal qilaroq, diniy ta'limotlarga amal qilaroq avvalo bu dunyosini obod qilishni o'ylagan.
Hikmati şu. Hammani kirgizib olsa kirgizib yuboraveradi. Lekin o'sha oxiratda so'roq savol qilmayman desa, odamlarning bu dunyosi buziladi. Birov xudodan qo'rqmay qo'yadi. Bandadan uyalmay qo'yadi. Xayoliga nima kelsa shuni qilaveradi. Buni o'rmon qonuni deydi. O'rmonda qaysi hayvon birini nishob olsa yeyaveradi. Odamlar undan battar bo'lishadi. Birovning haqqiga xiyonat qilishni o'ziga faxr deb bo'ladi. Birovga zulm qilishni, zo'ravonlikni eng man zo'r odamman dunyoda deb o'lchashga o'tishib oladi. Bu dunyo buziladi. Bu dunyoda adolat qolmaydi. Bu dunyoda odob, axloq qolmaydi. Bu dunyoda yaxshilik qolmaydi. İnsonni sha'niga, sharafiga to'g'ri keladigan ish qolmaydi. Hammasini odamlar o'zlari yo'q qiladi. Shuning uchun bu dunyo go'zal olsin. Bu dunyo adolat bilan olsin. Bu dunyoda insonlar ezgulik bilan olsin. Muomalalari bir-birlariga go'zal bo'lsin, bir-birlariga yaxshilik qilsin, bir-birlariga muhabbatli bo'lsin, bir-birlarini e'zozlasin deb Alloh taolo haligi ibodatlarni joriy qilib, savob, gunohlarni o'lchaydigan qilib qo'ygan. Hozirgi kunda dunyodagi eng katta kofirni olib kelib so'rasangiz ham, dunyoda nima yaxshilik desangiz, din yaxshilik degan narsalarni aytadi. O'zi eng katta kofir. Eng katta kofir. Lekin qani gapirchi, dunyoda ezgulik bormi desang, bor deydi. Nima desang, rost gapirish deydi. Birovning haqqini yemaslik deydi. Birovga azor bermaslik deydi. Hammasi din aytgan narsa. Odam ota odam boshlab Muhammad alayhisalomgacha shuni aytgan deydi. Bu Allohning amri. Ana u kofirman deydi. Nobakorman deydi. Xudoni tan olmayman deydi. Palon piston deydi. Lekin o'ziga odam bo'lsang qani gapirchi, odamgarchilik nimadan iborat desangiz, dinda borgan narsani gapiradi. Ana, demak bu dunyoning obodligi, bu dunyoning baxti, saodati, bu dunyodagi ezgulik, yaxshilik, odamlarning bir-biriga oqibatli bo'lishi, mehrli bo'lishi, bir-biriga yaxshilik qilishi, dunyoni yaxshilikka to'ldirishi uchun Allohni vojib qilgan ibodatlari kerak. Allohni joriy qilgan ta'limotlari kerak. Allohni siz bilan bizni bu dunyoda baxtimiz, saodatimiz uchun yo'llab qo'ygan ta'limotlari kerak. Bo'lmasa Allohga oson, hammani o'zim hal qildim, o'zim jannatga kirgizib yuboraman deb hisob kitob qilmay kirgizib olsa qiror. Bir og'iz so'zimdan bo'ladi. Bo'ldi desa bo'ldi. Lekin bu yerda biz muhtojmiz bunga. Bandalar muhtoj. Banda o'sha hayotini yaxshi o'tish uchun dini ta'limotlarga, ko'rsatmalarga o'zaro amal qilishlari, o'zaro bir-birlarini hurmat qilishlari va ana o'shani orqasidan baxtga, saodatga erishishlari nima lozim? Alloh shuni joriy qilgan. Shuning uchun Alloh taolo Qur'oni Karimning ko'plab oyatlarida iymoni bor, yaxshi amal qilganlarga yaxshi hayotni va'da qilgan. Man amila minkum min zakarin va unsa amalan solih man amila solihan min zakarin va unsa fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba. Kimki erkakmi ayolmi mu'min bo'lgan holida yaxshi amalni qilsa, albatta va albatta biz unga yaxshi go'zal hayot kechirtiramiz. Erkakmi ayolmi kim bo'lishidan qat'iy nazar, mu'min bo'lgan holida yaxshi amalni qilsa, albatta va albatta biz unga yaxshi va go'zal hayotni kechirtiramiz. Va qilgan amallarini eng yaxshisini, ajrini, savobini beramiz, deydi Alloh taolo. Agar shahar qishloqlarining aholisi iymon keltirsalar, taqvo qilsalar, biz ularga go'zal hayotni beramiz, deydi boshqa bir oyat. Ana, bu dunyoda go'zal hayot kechirish uchun, baxtli, saodatli bo'lish uchun, hamma narsadan bahramand bo'lib, juda go'zal yashash uchun iymon kerak, yaxshi amal kerak, ibodat kerak. Alloh shuni va'dasini berib qo'ygan. Mana shunga bandalar tushunishlari kerak, amal qilishlari kerak. Ana, o'shunga bir qism bandalar tushungan, amal qilgan, ana shularni bir qismi silarsizlar. Mana shu oyatlarda kelgan
Allah'ın büyük vaadesine sazavar buluşu kütüleyken bendeler silersiler. Kündüzü ağaç balıp, çankap, talıkıp, roza tuttular. Ne mi oldu? Allah'ını vacip kıyken, farz kıyken ibadetini becerdiler. Şu bilen, Allah'ını cenneti sizlerge vacip buluşunu temillediler bir küllüğüne. Hani şimdi hazır gelip, televizör görmezden, oyun kılığı kımazdan, ağınab yatmazdan, şirin nesillerini yemezden, bu yerde uykudan kalıp, bedar bulup, Allah'ını aitkenini kılaman, sevabını alaman deyip, bana istiğde terilip oturupsiler, ibadet kılı yapsiler, hatmi Kur'an'da iştirak eti yapsiler. Bu ne mi? Allah sizge, bizge vacip kılgen ibadetini kılara, Allah'ını bizge cennetini vacip kılışıge haktar buluşumuz. Başka işlerin hammasi şunga o'xshaydi. Başka işlerin hammasi ham ana şu holatga o'xshaydi. Yana haligi bepahim savol beruvchi savol beradi. A bo'pti, bunaqa bo'lsa shuncha mashmashani surdi-surdi, hisob-kitob oldi-qochdini qilmasdan bir yo'li odamni yaratmay qo'yaversa bo'lmaydimi? Allohning qo'lidan keladi-ku, iymonga imkoni bor. Dese ulamalar etedi ki senge okşakalarına bir nasihat gerek oza. Sen dünyanın işlerini ölçeşte benden ölçeği bulan Allah'ın ölçeğini parkını bilgen. Bende bir aciz hiç nesege erzimegen hakir nerse onu özünü ölçeği var. Lekin onu yaratken ondan başka barca mevcudatlarını yaratken yaratıp yine koymasından hammasını tutup durgan kabızası da zatını insanını ölçevimden ölçemegin emelini. İnsanını kıladığın işi ne mi üçün degen savalgı buladı. Ben işle pul tapamam. Ne mi üçün? Karnını toykuluş için. Kiyimini but kılış için. Yani aşçasını toplayma. Ne mi üçün? Uykuruş için. Ne mi uykurasan? Aile kuruş için. Ne mi aile kurasan? Ferzan bakış için. Demek ne megege insanlı emeli cevabı buladı. Lekin Allah ki ne megede bu muydu? Allah ki mutlaka hiç kaçan ne megede bu muydu? Bu ne megedese Allah'ını emelini, bendeni emelini mertebesi çürgen, pasla yetirgen buladı. Allah'a nispeten bir hürmetli kıyam buladı. Allah, Allah. Hiç nesneden soralmaydı. Belki biz soralamız. Ve huve la yus'alu an şey'in ve entum tus'alun. Allah hiç nesneden soralmaydı. Nemege degen saval Allah'a verilmeydi. Özünü erki, özünü kudreti, özünü hikmeti, özünü bilimi, özünü güzel sıfatları bilen ne mani haklısı kıladı. Ne mani haklısı kıladı. O'zining ishi. Birov so'rashga haqqi yo'q. So'raladigan biz bandalarmiz. Nimaga namoz o'qimading? Nimaga roza tutmading? Nimaga falon yaxshilikni qilmading deb so'rash Alloh so'raydi bizdan qiyomat kuni. Shuning uchun Allohning qilgan ishlarini hammasini nimaga uchun, nimaga degan savol berish demak Allohning sifatlariga shak keltirish bo'ladi. Allah'ını, büyük sıfatlarını, o Allah yaratken narsalarını en zayıflerden biri bulmuş insanını sıfatına yakınlaştırış için urunuş buladı. Bu ise mutlaka mümin Müslüman adamda doğru kemiydi. Çünkü Allah'ın amellerini soruyordu. Ama mesela hikmeti ne madip soruyordu? Faydası ne madip soruyordu? Hani hep şu yerde. Haligi bir adabke ulamalar şunu okutadı. Ne mi için? Ha? Allah adamlarını hammasını yaratmaya koyu vurmagan demezden ne megel şunun hikmeti ne megel? Allah haklese bir arta insanını yaratmaya koyuşu mümkün idi. Kapır musulmanga acratıp, musulmanga muminge kıgan amelige sevap verip, narizike günah yazıp, birini cennetke, birini de uzakka çürüp yürmezden bir yol yok koysa böyle orar idi. Ne megel indi? Hikmet, kayısı hikmet. Kaysi fayda yüzesinden Allah insanını halk kıldı. Ana o şey yapını Allah-u Teala
Kur'an'da özü aytgan. Adam zatını yaratışını, halk kılışını irada kıgan da farıştelerini toplap durup inni ca'ilun fil ardı halife degan. Ey farıştalar, bilip koyular. Ben yeryüzüde özümünü, orun basarımını kımakçıman dedi. Özümünü, orun basarımını yeryüzüge kımakçıman dedi. Farıştalar o dedi, bu dedi, yok. Ben bilgenden seni siler bilmeysiler dedi. Ben özüm bilemem dedi. Kur'an'da cüda meşhur kıssa bu. Cüda meşhur kıssa. Ana Allah insan zatını yaratıştan maksadı özünün yeryüzüde orun basarını yaratış. Özü yaratken yeryüzüde özü yaratken orun basarı yaşayışını irada kıyan eden siz bilen biz adam zatını yaratken Allah. Hop Allah'ın orun basarı bugün adam ne var şimdi? Demek Allah'ın orun basarı bugünden keyin adam adamdan köre Allah yaratken mahlukatların içinde uluğu yok degen. Başka bir artası orun basarmaz Allah'ın. Hemen Allah'ın yaratkeni mahluku. Lekin insanını yine orun basarım dedi. Şunun için bütün dünyadaki mevcudatını hemmesini ne mi bu işten katli nazar? O şu özünü orun basarı bulmuş insanga bir minnet hizmet kıladığını koydu. Dünyada hazır ne mi bosa sizmen bizge bir teyin soramazdan, çünü çara demezden hizmet kıladı. Hazır hemimiz havada nefes alıyoruz. Hava, boşluk, hava. Şu bizge hizmet kılıyordu. Eğer şu olmasa hemimiz yokumuz. Buzulup kalsa keselmiz. Kuyaş. Bizi gözümüzde görünüp bilimimizdeki en katta demek sayara. Ana milyonlab yıldan beri bizge bir minnet hizmet kılıyordu. Yaruğunu saç yaptı, sığını, dem faydalan yapmış, şunu kılıyordu. Bana o çırağlarını bir gün pulunu tanımasayız, o çırağı koyardı. Lekin Allah'ın çırağı bir pul daimi yanıp durdu. Bütün dünyanı yaratıp durdu, istip durdu. Meyvelerde tam kiretip durup da onu kıladığı için nihayet de kok. Hemasını toplamak ise bari insanın faydası. Fakat ne mani asayız şu? Hemasi şu. Ne mani? En küçükine kumursuka közge korunmadığın küçükine kumursuyanı asayız hem başkası hem insanın faydası hizmet kıladı. Hani o şeyinde nimetke sezavar bulgen Allah'ın yeryüzündeki orun basarı bulgen insan özünü biliş gerekendi. Hani o şey orun basarlığını kandayı kılıp becerişini Allah'ın özü korsatıp koygan. Din de talimatlarını, macmuasını yubarıp koygan. Hani şimdi binaen iş kılışını. Yeryüzü de Allah'a bugün imanının karar tapışı. En uluğ nese. Şu Allah'ın yeryüzündeki orun basarı bulgan insan de etelgen mahluk Allah-u Teala'nın ve bugün imanını yeryüzünde karar tapışı için hizmet kılışı gerek. Allah Subhanahu ve Teala vergen kursatmalar esası da yakşilik bilen yaşayışı gerek. Bütün mevcudatka yakşilik kılışı gerek. Özüge okşagan bani adamını hemmesige yakşilik kılışı gerek. Nebatat alamıge yakşilik gerek. Hayvanat alamıge, cevadat alamıge Allah'ın etkenini kılıp hemmesini ornuge koyuş gerek. Ana şunda Allah'ın yeryüzündeki orun basarı degen şerefli namge demek yaraşa işkigen boladı. Ana şunda Allah vacib her sıkıgen ibadetlerini ada eterek Allah'ın cennetine kirişi vacib boladı. Allah Subhanahu ve Teala barçalarımızda özü bizge kılgen vacib ibadetlerini şeref bilen ada etip cennetine kirişimiz vacib buluşuge erişimizde özü yardımcı olsun. Ve sallallahu teala ala hayri halkihi Muhammed. Amin. Allah biz aciz bendelerin büyük Ramazan ayının en uluğ keçelerinden biri yılının en mübarek keçesi Leylatul Kadr keçesi de durup o zihni üylerinden bir uy bulmuş üçlü mescidde hatımı Kur'an'ını tübetip bulup dua kabul buluşudan umudvar bulgen halimizde o zihni emir kılgenin dek dua kılmaktamız
Sani özün bu dualarımızı özün va'da qilganingdek qabul eylegin. Allah hazır güne ahirge yetken hatmi Kur'an'ı özün dargahinde qabul eylegin. Bu yerde iştirak etkenlerini, barçelerini, namayı amallarına yazgın. Ahirette tarazı basadığın amallarından buluşunu nasip etken. Bu tilavatı hatmi Kur'an'ı sevabıdan ötkenlerimizin barçelerini bahramat eylegin. Hayatta yürgenlerimizin barçelerine Kur'an-ı Kerim'ni bu dünyada hidayetçi buluşunu nasip etken. Ahirette şefaatçi bulup, kolumuzdan tutup cennetke yetekleb kirişini nasip etken. Allah büyük Ramazan ayının kündüzleri de umut bulan tutuyatken ruzalarımızın dergahinde kabul eylegin. Uzun farz kırgan bu ibadetini şeref bulan eda etkenimizden parvardigara cennetke hem kirişimizini uzun parvardigara vacip eylegin. Kıyamette tutgan ruzalarımızın uzumuzga şefaatçi bulup, kolumuzdan tutup Rayyan namlı eşikten başlayıp girişini nasip etken. Allah özünden yalvarıp sorayımız, bu uluğ ve büyük Ramazan ayı da halkımızga taravih namazı da hatmi Kur'an'ını uyuşturup baş bugün muhterem İmam Damlamız Sabırcan Hacı Damla o kişinin naipleri, mütevalileri, mescid hay'ati azaları, mescid kavimleri bu tedbirini uyuşturursa iştirak etken katta küçük barcha azizlerine bu uluğ işleri için kırgan işleri için acir sevaplarını kupaytırıp vergen. Bu azizlerimizin özün hıfzı hımayında esregen. Daima mescid hizmeti de, Kur'an hizmeti de, Müslüman ümmetinin hizmeti de uluğ işlerini becerip özüne acir sevabinge, halkının uluğ dualarına müyesser bulup yürüyüşlerini nasip etken. Allah halkımızga Ramazan ayıda hatmi Kur'an kılıp özünü kelamı şerefini evvelinden ahire geçe tecvid bilen güzel ravişte okup ahire yetkizip eşittirgen karılarımızın hifzi hımayende esregin. Bunların zihinlerini yana hem utkur hafızalarını yana hem bekuvat kırgın. Uzak yıllar devamında yılda, yurtta, halkta, vatanda Kur'an nurunu taratıp varışlarını özünü tamillegin. Bu muhterem karılarımızın tuğup katta kılgın ata anaları, okutup karı kılgın üstazlarına izzet tacını kigizgin. Her vardı gara bu karılarımızın oşaş karılarımızın sahne ve sıfatlarını yine hem ziyade buluşunu özün nasip etken. Allah üşbu mecliste iştirak etken, hatmi Kur'an'da iştirak etken azizlerini berçelerine, Kur'an'ın her bir harfine beredigen sevabini, acirini köpeytirgen halde bitkin. Bularını Kur'an barakatıdan hayatlarını güzel buluşunu nasip etken. Daima şunga uşaş ibadetlerde himmetli bulup, gayretli bulup, acir sevaplarını kub alıp yürüyüşlerini nasip etken. Allah uluğ ayını hürmet eden, Kur'an-ı Kerim'in hatmini hürmet eden, bugünkü uluğ keçe dualar kabul buladığın Leylat-ül Kadr'ını hürmet eden, bemarlarımızın berçeleri şifayı kamil vergen. Müşkülü barlarının müşkülünü asan eylegin. Musafırı barlarının musafırını hazır eylegin. Hacetmallarının hacetini reva eylegin. Ferzen talepte giderge koşa koşa ferzenlerini vergen. İlim talepte giderge ilmi ledun ilmi rabbani vergen. Kesbikardaki azizlerinin berçelerine, kesbikelerine, karlarına bereke vergen. Hasıllarını mol buluşunu nasip etkin, mehnet semerelerini halal pak buluşunu nasip etkin, turmuşlarını güzel buluşunu, faravan buluşunu nasip etkin, özleri bergen nimetlerine şükür kılıp, ibadetinde sabit kadem bulup, razılığını tapıp, iki dünyanın baktığı, saadetine müşerref buluşlarını nasip etkin. Allah büyük Leylat-ül Kadr keçesi de, kadrimizin uluğ buladığın işlerini kılıp, karışımızda özün yardımcı bulgun. Allah büyük Leylat-ül Kadr keçesi, takdir keçesi de takdirimizi güzel buluşunu özün nasip etken. Bu keçede kıladıkan ibadetlerimiz, amel-i salihlerimizini min aylık ibadet ve amel-i salihlerden afzal buluşunu bilemiz. Ana şünge yarışı müyesser buluşumuzda özün yardımcı bulgun. Parvardigara barça ibadetlerini bizge vacip kıldın. Bu vacip kılgan ibadetlerini şeref bilen eda etip, bizge cennetini vacip buluşunu hem nasip etken. Parvardigar,
o'zingdan yolborib so'raymiz. El yurtni tinch omon qilgin. Aziz vatanimizni jannat makon qilgin. Xalqimizni o'zingni roziligingni topadigan xalqlardan bo'lishini nasib etgin. Barchalarimizni iymonda, islomda sobit qadam qilgin. O'zingning hidoyatingdan ayirmagin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azaban nar. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.